Merhaba sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler. Bugün size yine yeni bir video ve bilgiyle karşılamak istedim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere daha öncelerden arka amortisörlerimizin, arabamızın arka amortisörlerini değiştirmiştik. Ve bu çıkan arka amortisörlerin iç yapısını açıkçası merak ettim. Bu sebeple parçaladım amortisörü ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki merak edenleriniz olacaktır. Öncelikle amortisörümüzü parçalarken şu görmüş olduğunuz siyah plastik tapa çekiçle vurduğumda buradan çıktı. Daha sonra bu tapayı aldıktan sonra şöyle de içini göstereyim isterseniz. Burada bağlantı yerleri var. Daha sonradan da bu tapa çıktıktan sonra amortisörümüz şu şekildeydi. Buradan spiral yardımıyla keserek şu saç kısmı kestiğimde pistona ulaşmış oldum. Amortisörlerimizin pistonu şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Amortisörüm bu arada yağlı tip amortisörmüş. Ve amortisörümüzü böyle bastırdığımda şurada duvara doğru yaparsam daha net görülecek. Böyle bastırdığımda gördüğünüz üzere yağ akıyor. Pistonun içerisindeki yağ. Bozulma sebebi tahmin ediyorum ki şu pistonu açtığımda göreceğiz. Keçesinden yağ kaçırmasıyla oluşuyordur. Şimdi ben bu pistonun içerisini açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Açtıktan sonra da size tekrardan bu pistonun içerisindeki malzemenin özelliğini, şeklini, şemalini göstermeyi ümit ediyorum. Şimdi ben bunu açma işlemine geçeceğim. Arkadaşlar bu piston kısmını şuradaki tabaya çekiçle vurarak açtık. Yani tabii bu böyle kolay olmadı. Biraz sıkıydı. Ben vurduğumda açtım. Sizlere de göstermek için tekrar vurdum yani. Bunu buradan çıkartabiliyoruz. Artık piston boşa çıkmış vaziyette. Bahsettiğim üzere keçeler arkadaşlar burada pistonun şuradaki o-ring zamanla sanıyorum aşınıyor ve yağ şuradan normalde geçerken kenarlardan da kaçmaya başlıyor ve böylelikle amortisörlerimiz bozuluyor. Değiştirmek zorunda kalıyoruz. Normalde şuradan ya şu şekilde sıkı bir şekildeyken sadece şuradaki mekanizmadan bu tarafa kaçması lazım. Ama işte zamanla böyle sıkı sıkı olmadığında, açıldığında, açılmaları olduğunda amortisörümüz işlevini kaybediyor ve sürüş konforumuzu bozuyor. Arkadaşlar böylelikle bir amortisörün iç yapısını, yağlı tip amortisörün iç yapısını incelemiş olduk. Buna benzer videolarım devam edecek. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim dilimin döndüğünce. Beni takip ederek bana destek olabilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın.